Sevgili seyirciler, Bilecik Ankara Antalya ekseninde Eko gündeme devam ediyoruz. Dünyadan haberler. Çin'de rüzgar enerjisi nükleer enerjiyi geçti. Çin'de rüzgar enerjisi nükleer enerjiyi geride bırakarak ülkenin 3. büyük enerji kaynağı haline geldi. 2012 yılında ülkenin farklı yerlerinde bulunan rüzgar tarlaları 100.4 terawatt saat elektrik enerjisi üreterek 2007 yılından bu yana gerçekleşen toplam üretimi %70 oranında artırmış oldu. Çevre, inşaat, madencilik, enerji, istisnasız her sektörü yakından ilgilendiren bir kavram iş sağlığı ve güvenliği. Çok beklenen ve 1 Ocak tarihinde yürürlüğe giren yeni yasaya Ankara İş Sağlığı ve Güvenliği Akademisi'nde mercek tuttuk. Tamamı A sınıfı iş güvenliği uzmanı müfettişlerden oluşan kadrosuyla yasanın getirilerini işin uzmanlarıyla konuşuyoruz. Dünyada ve Türkiye'de meydana gelen hızlı sanayileşme ve teknolojik gelişmeler iş sağlığı ve güvenliği konusunu gündeme getiriyor. İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirler dizisi olarak tanımlanabilecek iş sağlığı ve güvenliği yasalarla teminat altına alınıyor. Meclisimizden kanunumuz Mayıs 2012 yılında geçerek 30.06.2012 tarihinde resmi gazetede yayınlandıktan sonra kısmi olarak yürürlüğe girmiş durumda. İş sağlığı güvenliği kanunumuz bu ülke için son derece önemli. İş sağlığı güvenliğinin istikbalde ülkemizin bulunmak istediği nokta açısından son derece önemli yenilikler getirmekte. İşverenlerimize, çalışanlarımıza yeni yükümlülükler getirmektedir. Önleyici, koruyucu, katılımcı ve sorumlu bir sistemin hedeflendiği yeni yasa kimi değişiklikleri beraberinde getiriyor. Sadece işçi-işveren ilişkilerini düzenleyen eski iş kanunlarımızı ve anlayışı değiştirerek çalışan kavramını getirmiş ve tüm çalışanlarımızı, devlet memurlarımızı dahil olmak üzere iş sağlığı güvenliği kanunumuz kapsama dahil etmiştir. Birincisi bu. İkincisi, İş sağlığı güvenliği kanunumuz ile daha önce 50 ve daha fazla işçi çalıştırılan ve sanayiden sayılan iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı profesyonel bir çalışan olarak iş yerlerimize hizmet vermekteyken yeni kanunumuzda sayı sınırlaması kalkmış. Bütün iş yerlerine, bütün sektörlere herhangi bir sayı sınırlaması kalmaksızın iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminden hizmet alma zorunluluğu getirilmiş durumdadır. İş sağlığı ve güvenliğine yeni yaklaşımın temellerinden olan risk değerlendirmesi yasal bir altyapıya kavuşuyor. İşçi temsilcisi kavramı da yasada yer buluyor. Ankara İş Sağlığı ve Güvenliği Akademisi'nin kurucu ortağı ve A sınıfı iş güvenliği uzmanı Fazıl Ölmez genişleyen kapsama dikkat çekiyor. İş yerlerinin kapatılması ve durdurulması ile ilgili yeni düzenlemeler, idari para cezalarının daha günümüz şartlarına uygun hale getirilmesinde yapılmış yeni düzenlemeler olmak üzere ve özellikle kamunun bazı iş yerlerinde üretim yapmayan bölümlerinin dışarıda bırakılmış olması nedeniyle yeni kanunumuz kamuyu da 2014 yılı Temmuz'undan sonra kapsam alarak Türkiye'mizde istisnasız tüm iş yerlerinde uygulanabilecek hale gelecektir diye düşünüyoruz. Gelişmek için üretmek şart. Sağlık ve güvenlik kültürünü toplumun tüm katmanlarında yerleştirirken sürecin öznesi insan olmalı diyor Fazıl Ölmez ve tüm işverenleri değişime adapte olmaya davet ediyor. Endişeye kapılmadan, devletimizin ondan az işçi çalıştırılan yerlere yapacağı teşvikleri de düşünerek tüm çalışanlarımız, tüm işverenlerimizin istikbale doğru bakıp bu kanunun mutlaka bir gün uygulanacağını bilmeleri ama bunun için gereksiz endişelere, gereksiz piyasada dolanan dedikodulara inanmamaları ve hakikaten işin uygulanabilir olduğunu görüp kendi iş yerlerinde bunu hayata geçirmelerini beklemekteyiz. Yeni yasayla birlikte daha çok iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimine ihtiyaç duyulacak olması bu alanda verilen eğitimleri daha bir önemli kılıyor. Ankara İş Sağlığı ve Güvenliği Akademisi bu türden bir ihtiyacı karşılamak amacıyla işverenlerin çözüm ortağı oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaklaşık 23 yıl kadar müfettişlik yaptıktan sonra emekli oldum. Sonra da
Aynı birlikte çalıştığımız 4 müfettiş emeklisi arkadaşımızla beraber Ankara İş Sağlığı Güvenliği Eğitim Danışmanlık Mühendislik Hizmetleri Limited şirketimizi kurduk. Bu kurumumuzda da iş güvenliği uzmanı olmak isteyen Türkiye'mizin yetişmiş genç elemanlarını eğitimlere tabi tutarak iş güvenliği uzmanı yetiştirerek bakanlığımızın açmış olduğu sınavlara hazırlamak amacıyla eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Biz Türk millet olarak yıllardır kazalardan sonra hep keşke demişizdir. Bizim de sloganımız keşke demeden önce iş yerlerine, işverenlerimize çözüm ortağı olmak istiyoruz. Keşke demeden önce çözüm ortağınız diyoruz. İnşallah keşke diyeceğiniz günleri, olayları, vakaları azaltmak en büyük temennimiz, en büyük dileğimiz. Bu konuda birikimlerimizi tüm insanlarımızla, tüm işverenlerimizle paylaşmak istiyoruz. İş müfettişi Necdet Çarıkçı, bakanlıktan aldıkları yetkiyle sektördeki boşluğu gidermeye yönelik adım attıklarını dile getiriyor. Ankara İş Sağlığı Güvenliği Eğitim Kurumumuz, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan aldığı yetkiyle 2012 yılı 18 Ekim tarihinde aldığı yetkiyle iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerine devam etmekte. Bu eğitime kimler katılabiliyor? Mevzuatta yer aldığı şekliyle mühendisler, mimarlar, teknik elemanlar ki bunlar teknik öğretmenler, Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik ve Kimya Bölümü mezunları. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca oluşturulan müfredat dahilinde teorik ve pratik eğitimlerle iş güvenliği uzman adayları sahaya hazırlanıyor. A, B, C sertifikaları ile ilgili toplam eğitim süresi 220 saat. Bunun 180 saati teorik eğitim. 180 saatin 90 saati kısmı da uzaktan eğitim şeklinde adaylarımızın kullanıcı adı ve kendilerine verdiğimiz şifreyle 15 günlük süreyle internetten canlı ve görsel olarak hazırlanan uzaktan eğitime katılıyorlar. Bunun yanı sıra 9 saatlik bir yüzde internet ortamında yine uzaktan eğitim canlı eğitim yapıyoruz. Bu eğitimi tamamlayan adaylarımız belirtilen tarihlerde eğitim kurumumuzda yüzde 90 saatlik eğitimi tamamlıyorlar. 180 saatlik teorik eğitim tamamlandıktan sonra 40 saatlik bir uygulama kısmı var. Sorumlu müdür Necdet Çarıkçı, eğitimin ardından kursiyerlerin istihdama kazandırılması sürecini de detaylandırıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yapacağı ki önümüzde 18 Mayıs'ta yapılacak sınav, sınava girecekler. Sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylarımız iş güvenliği uzmanı olabilecekler ve bakanlık bunu arkadaşlarımızı sertifikalandırmış olacak. Çarıkçı, iş güvenliği uzmanı adaylarının kendilerini tercih etmelerini iki ana unsura bağlıyor. Devam bizim en önemli unsurlarımızdan birisi. İkincisi, saha tecrübesinin aktarılması kadar önemli bir husus yok. Çünkü bugüne kadar yüzlerce kaza incelemesi ne yazık ki oldu ülkemizde. Bunların incelemelerini yaptık. Değişik olaylar, patlamalar oldu. Bu tür tecrübelerimizi arkadaşlarımıza aktardığımız için bunlar için büyük bir kazanım olacağını düşünüyoruz.